Padişahı Bölüm 2. Hoca bizim eve gidelim, burada anlatma dedi ve kahveden çıkıp hocanın evine gittik. Evine geçtik. Kapıyı bir kadın açtı. Hoca kadar olmasa da yaşlı bir teyzeydi. Ben eşi sandım ama kardeşiymiş hocanın. Hocayla kardeşi yıllardır beraber kalıyorlarmış. Hocayı da evlenmemiş zaten. Evde de ikisinden başka kimse yoktu. Neyse içeri geçtik. Ev tek katlı, müstakil bir evdi. Küçük bir bahçesi vardı. Bahçede bir kümes vardı. Ev kerpiçten yapılmıştı. Evin sadece iki odası vardı. Mutfak, salon ve banyo içerideydi. Tuvalet dışarıdaydı. Herkes yerleştikten sonra hoca derdiniz nedir oğlum anlat dedi. Suat abi, hocam Nihat benim dershanede öğrencimdi. Geçenlerde bir olay yaşandı. Ben işin içinden çıkamadım. O yüzden size getirdim dedi. Hoca çözeriz inşallah kardeşim dedi Suat abiye dönüp. Bana dönüp ne yaşadın oğlum anlat dedi. Ben sessizliğe bürünmüştüm. Tedirgin bir şekilde hocaya bakıyordum. Hoca korkma hadi anlat derdini. Allah'ın izniyle çözeriz dedi. Anlatmaya başladım en başından beri. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Suat abilerdeki olayı, birinin bana kalk, birinin korkma dediğini, ezanı, ardından evde çarpıldığımı, son anda kurtulduğumu, yolda olanları, gördüğüm rüyayı, hatta köpeğe kadar, yer ince ayrıntısına kadar anlattım. Suat abi, hocam ben çıkamadım işin içinden. Ya çarpıldığında ölmesi veya kötürüm kalması gerekirdi. Ama korkmasın diye bünyen sağlanmış dedim. Bunlar ne istiyorlar? Rüyadan yattan istedikleri şey nedir dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Suat abi durumun ne kadar ciddi olduğundan haberdarmış meğer. Ben korkmayayım diye anlatmamış. Hoca biraz durdu. Allah Allah dedi. İki kere durup bunu tekrarladı ve anlatmaya başladı. Oğlum dedi. Rüyana göre sende bunlara ait bir şey var. Ya da bunlara çok lazım olan, sana ait olan bir şeyi almak istiyorlar. Seni bu yüzden öldürememişler. Sadece korkutmuşlar. Zaten yolda da takip ediliyormuşsunuz dedi. Evet hocam. Yolda araba arızalanırken de oradaydılar galiba dedim. Hoca onu kastetmedim. Kahvede gelirken gördüm. Bu bölgede olmayan bir cin veya bir cinniya bizi izliyordu dedi. Allah'ım çıldıracaktım. Demek gece gündüz izleniyordum. Hoca devam etti. Zavallı köpeği bile kullanmışlar. Eziyet etmişler. Seni korkutmak için. Ya da o esnada işleri vardı. Bekçilik etmiş evin önünde. Ayrıca karmaşık olan bir kabile sendekini alıp seni öldürmek isterken başka bir kabile seni koruyor anladığım kadarıyla. Yahu kim neyi almaya çalışıyor? Kim beni koruyor? Arkadaş görünmez koruma ilk defa duydum dedim içimden. Bu kadar istedikleri şey ne acaba senden dedi hoca. Sonra ciddi bir şekilde oğlum bir şey mi saklıyorsun diye sordu. Bir şey saklamıyordum ama benden ne istiyorlar bilmiyordum. Suat abiye döndüm. Yok abi gerçekten bende hiçbir şey yok dedim. Suat abi Nihat iyi düşün kardeşim. Esrarengiz bir şeyin var mı dedi. Abi vallahi yok olsa söylemem mi? Peki oğlum ailende dini bütün namazında niyazında biri var mı dedi hoca. Vallahi hocam ben namaz kılmıyorum. Çoğu zaman cumalara dahi gitmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Abim babam ve halam da namaz kılmazlar. Sadece nenem kılar dedim. Annem peki diye sordu. Ben küçükken ölmüş dedim. Nasıl öldüğünü sordu. Ben de trafik kazası dedim. Hoca peki başka yaşayan ya da ölen akraban var mıydı dedi. Dedem vardı hocam dedim. İlmi bayağı kuvvetliymiş. Ben 3 yaşındayken vefat etmiş. Tam anlamıyla nenem ve babam hatırlar dedemi. Babam bayağı ilginç şeyler anlatırdı dedemle alakalı. Ama nenem de hep sustururdu. Korkutma çocukları derdi. Ne gibi dedi hoca. Vallahi hocam ne bileyim. Mesela bir keresinde babam. Deden ölürken odadaki herkes tek tek helallik istedi. Ardından odanın boş bir tarafına bakıp siz de helal edin dostlarım dedi. Ardından tebessüm edip salavatını getirdikten sonra vefat etti dedi diye anlattım. Hoca biraz durduktan sonra kuvvetli ihtimal deden ama nenen de olabilir demesiyle Suat abi benden önce davranıp ne olabilir diye sordu hocaya. Hocam aradıkları şeyi sana miras bırakan nenen olsaydı onu sıkıştırırlardı. Ama deden de öldüğüne göre sana bir şey bırakamayacak kadar küçüktün. Her ne verdiyse nenene vermiştir ve saklaması ya da kullanması için seni uygun görmüştür dedi. Doğru düzgün namaz kılmayan bir adama ne bıraktın sen dedim dedeme bıç siniriyle. Ama nereden bilecekti benim bey namaz olacağımı? Bir de kemiğe gelmişlerdir diye kendimi avutuyordum.
Geldikleri şey belli aslında. Yok kemiğe, ekmeğe, vişne suyuna gelirler. Yok ayakları ters, yok gözlerinden lazer çıkarmış. Bunlar şeyine, şehir efsaneleriymiş meğer. Hoca, korkmayın, halledeceğiz inşallah dedi. Sonra odadaki kardeşine seslendi. Kardeşi gelince onu komşulara yolladı. Bize, buradan ayrılmayın, odaya geçiyorum. Bu meselenin aslı nedir bir öğrenelim dedi ve odaya geçti. Ben de Suat abi oturduk bekliyoruz. İçeriden hoca Arapça dua etmeye başladı. Ben anlamıyordum. Suat abi de biraz anlar gibiydi. Sonra sesler kesildi. Hoca bir susuyor bir konuşuyordu. Ama kısık bir ses tonuyla konuştuğu için anlaşılmıyordu. O sırada gergin bir şekilde bekliyorduk. Dakikalarca sustuk. Susup yere bakmaktan başka bir şey yapmadık. Hoca konuşmaya devam ediyordu. Hatta bir ara içeriden bir gürültü koptu. Yere bir şeyler düştü herhalde dedim. Ben tam kalkıp hocam iyi misin diye bakacaktım ki Suat abi Nihat otur yerine hoca bir yere ayrılmayın demedim dedi. Ben de çaresizce oturdum. Ben böyle bir işkence yaşamamıştım. Beklemek mahvediyordu insanı. Aradan bir saat kadar zaman geçti ve hoca çıktı odadan. Yüzünden düşen bin parçaydı. Oturdu. Gözleri dolmuş bana bakıyordu. Ben konuşamadım bile. Suat abi hocam ne oldu dedi. Ardından öyle bir yutkundu ki hocayı öyle gördükten sonra büsbütün korkmuştum Suat abiden. Hoca olayın aslını anlatmaya başladı. Biraz önce meseleyi anlamak için davette bulundum. Ve iki kabileden birer elçi geldi. Kabilelerin isimlerini değiştirmek zorundayım. Lütfen bende kalsın. Berzal kabilesi illet bir kabiledir. Arkalarında da denizlerin şahı dedikleri şu cin vardır. Bu kabile bir kitabın peşinde. Bu kitabı bir cin alim yazmış ve cinler aleminden kim bu kitabı ele geçirirse mutlak bir güce kavuşacak. İstediği tüm cinleri ve insanları etkisine alacak kudrette bir bilgiye sahip. Başka bir kabile olan Huteyn kabilesi de kitabın bulunmasını istemiyor. Çünkü Berzah kabilesi düşmanlar. Hatta aralarında bir anlaşma bile yapmışlar. Anlaşma şartlarından biri de bu kitabın peşine kimsenin düşmemesi yönünde. Zaten önceden bu iki kabile arasında kan davası varmış. Fakat sonra ne olduysa anlaşma bozuluyor. Kitabı yazan cin yaptığı hatanın farkına varıyor ve kitabı çok büyük bir aleme ve kitabı saklayabilecek tek dostuna veriyor. O dostu da başkasına, başkası da başkasına. Böyle sürüp gitmiş. En son dedene verilmiş bu kitap. Deden kitabı alıyor ve saklıyor. Ayrıca Huteyn kabilesiyle anlaşma yapıyor. Anlaşma gereği deden kitabı saklayacak ve bunun karşılığında Huteyn kabilesinin dedenin soyunu mutlak şekilde koruyacak. Berzah kabilesinden gelen elçi de doğruladı bunları. Ben ve Suat abi pür dikkatle tüylerimiz diken bir şekilde ocağın anlattıklarını dinliyorduk. Suat abi, hocam anlamadığım nokta şu. Yani kitap dedesine, dedesi de Nihat'a mı emanet ediyor diye sordu. Evet, aynen öyle dedi hoca. Suat abi, peki hocam neden şimdi düştüler kitabın peşine? Nihat 23 yaşında. Dedesi ölünce emanet etse 20 yıl olur dedi. 20 yıldır neyi bekliyorlardı dedi hocaya. Hoca da söylemediler ama onun da bir nedeni olabilir. Belki varisi tespit etmeyi, emin olmayı veya Nihat'ın büyümesini beklemişler. Nihat küçükken böyle şeyler yaşasaydı aklını yitirebilirdi. Bu da onların planını suya düşürürdü. Yani uygun zamanı beklediler. Olanları anlamaya çalışıyordum. Dede nasıl bir şeyin içine soktun beni diye düşünürken silkinip odaklanmaya çalıştım. Ardından hocam peki dedem kitabı neden yok etmemiş? Ya da neden hiçbir bulunmayacak bir yere saklamamış? Ve arkasında kitabın yerini bilecek bir insan bırakmış ki diyordum. Hoca gayet basit oğlum. Huteyn kabilesi güç olarak hatır sayılır bir kabiledir. Ama gör ki Berzah kabilesinin arkasında denizlerin şahı var. Amansız, acımasız ve Allah'a inanmayan bir cindir o. Hatta Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın lanet okuduğu bir cinnin soyundandır. İşte tüm dengeleri bu cin bozuyor. Onu görmüştün oğlum. Rüyandaki büyük karartı oydu. Korkudan ölmemen için göstermemiş kendini. Of ya Rabbim. Duvarlar üstüme geliyordu. Patlayacaktım neredeyse. Bembeyaz olmuştum. Ardından hoca devam etti. Oğlum dedi. Deden kitabı yazan cinin varisi ve Huteyn kabilesi de dostmuş. Dedene kitap gelince kitabı saklamış ve ölene kadar kimseye göstermemiş. Sorduğunun sorunun cevabıysa bu kitabın Huteyn kabilesinin bir nevi hayat sigortası olması. Eğer ki Berzah kabilesi Huteyn kabilesini yok etmeye başlarsa varis olan kişi
Bu kitabı Uteyn kabilesinin ireni gelenlerden birine teslim etmek zorundadır. Suat abi heyecanlı bir şekilde, "Hocam bu iyi bir şey değil mi o zaman? Hiçbir şey yapamazlar, elleri kolları bağlı," dedi. Hoca yere baktı ve bir iç çekti. Denizlerin şahı kendisinden daha büyük bir güç istemiyor. Allah'ı unutmuş ama kitabı biliyor. Ve onu ele geçirmek, en kötü ihtimalle kimsenin eline geçmeden yok etmek istiyor. Huteyn kabilesinden ölenler var. Yani kıyıma başlamışlar bile. "Kitabı vermek zorundasın oğlum," dedi. "Hocam, ne kitabı Allah aşkına, aradıkları şey bende değil. Bu nasıl olur?" dedim. "Hem kitabı alırlarsa bile beni, Suat abi, o kabileyi, herkesi öldürecekler. Bu apaçık belli. Nerede saklıysa bırakalım orada kalsın." "Olmaz oğlum. Huteyn kabilesini yok ederlerse onlara dur diyecek, başka bir güç de kalmayacak. Yani kitaba ihtiyaçları kalmayabilecek. Bu yüzden seni öldürüp kitabın sonsuza dek saklı kalmasını sağlayabilecekler." Hoca her ihtimali düşünmüştü. Mükemmel bir zekası vardı. Hayran kaldım doğrusu. Allah'tan böyle zeki bir insan yanımızdaydı. Suat abiye döndüm. "Ne yapacağız abi?" dedim. Suat abi de kararsız bir şekilde, "Ne yapalım Nihat, kitabı bulup geri getireceğiz mecbur," dedi. "İyi de nasıl getireceğiz abi? Nerededir, nasıl bir şeydir bilmiyoruz," diye bağırdım. Farkına sonradan vardım bağırdığımın. İlk defa Suat abiye sesimi yükseltmiştim. Psikolojim alt üst olmuştu resmen. Suat abi, "Sakin ol Nihat, zor durumdasın. Hatta artık hepimiz karıştık bu işe, birlikte çözeceğiz," dedi. "Ama nasıl?" dedim. Hocaya yalvarır vaziyette bakıyordum. "Nenenin yanına gideceğiz. O belki bilir. Nenen olmadan bulamayız. Buna eminim," dedi. Ahmet Hoca, "Ama önce taraf seçme vakti," dedi. "Ne tarafı?" dedik aynı anda Suat abiyle beraber. "Huteyn mi, Berzah mı? Cevap bekliyorlar," dedi. "İkisi de teklifte bulundular. Cevap bekliyorlar. İkisi de kitabı istedi. Hemen hemen aynı teklifte bulunuldu. Ama Huteyn kabilesinin dedenle dost olduğunu anladım. Çünkü dedenden ilk onlar bahsetti ve tüm ayrıntılara onlar girdi. Berzah kabilesinin elçisi ise tehditler savurmaktan, kırıp dökmekten başka bir şey yapmadı. Size sormak zorundayım. Suat abi, konuştuklarımızı duymuşlardır zaten," dedi. Ahmet Hoca, "Hayır, iki kabile de karar alana kadar eve yaklaşmamaya dair söz verdiler," dedi. "Hocam az çok belli değil mi?" dedim. Suat abi, "Evet hocam, siz olmasanız mesele nedir ne değildir anlamayacaktık bile," dedi. Ahmet Hoca derin bir nefes aldı ve ayağa kalktı. "Bekleyin," deyip odaya geçti. Suat abiye döndüm. "Abi şimdi ne olacak? Resmen kendi işlerinde bir savaşa katılmışız. Nasıl çıkacağız bu işin içinden?" Suat abi korktuğu belli olmasına rağmen bana bakarak gülümsedi. "Korkma Nihat, korkarsak kaybederiz. Hoca yanımızda. Dedene bulaşamadıkları gibi ona da bulaşamazlar." Bir nebze olsun rahatlamıştım. Resmen cinlerle anlaşma yapmıştık. Bu hem büyük hem de çok büyük bir sorundu. Ama yapacak tek şey vardı, o da kitabı bulmak. İçeriden tekrar sesler gelmeye başlamıştı. Aynı dualar, aynı sesler. Ahmet Hoca yine içinden dualar etmeye başlıyordu. Bir süre konuşmaya sürdürdü. "Allah'ım, birden bir ses geldi ki, öyle ince bir çığlık patladı ki içeriden, kalbim küt küt atmaya başladı. Gözlerim karardı. Hemen geriye doğru yaslandım. Suat abi de çok korkmuş olacak ki, bu neydi böyle?" diye bağırdı. Gürültüyle birlikte evde sallanmaya başlıyor, kerpiç evin tavanından tozlar geliyordu. "Suat abi, Nihat iyi misin?" dedi. "İyiyim abi, bir şeyim yok, merak etme." En az da o da benim kadar korkuyordu. Ses kesilmişti. Sarsıntı da geçmişti. Tam o anda içeriden, "Defol buradan iblisin uşağı. Yoksa ateşini dumanına boğar, yok ederim. Helak olursun, defol," diye bağırdı ki Ahmet Hoca, "Herhalde memleketten bile duyuldu," dedim bu ses. Ahmet Hoca biraz daha durduktan sonra çıktı odadan. Oturdu ardından, "Evlatlarım, Huteyn kabilesine yardım edeceğimiz hususunda söz verdim. Sözü tutmak gerek. Cin de olsa verilen söz tutulmalı. Hiçbir mahluk yüzüstü bırakılmamalı," dedi. "Suat abiye iyi yapmışsın hocam. Ben ve Nihat ne gerekiyorsa yapmaya hazırız," dedim. Ben de, "Evet hocam, yeter ki kimseye bir şey olmadan çıkarın bizi bu işin içinden," dedim. Ahmet Hoca gülümsedi. "Allah yazmışsa olur inşallah," dedi. Suat abi, "Hocam, babam öldüğünde köyde elimizde tutan bir siz vardınız. Elimizden tutan bir siz vardınız. Okumama vesile oldunuz. Beni hep desteklediniz.
Bugüne kadar arkamda hep siz vardınız. Allah razı olsun. O yüzden siz ne diyorsanız boynunuz kıldan incedir. Ben de heyecanla aynen hocam dedim. Ahmet Hoca tamam dedi. Biraz dinlenin. Teyzenizle size güzel bir yemek hazırlayalım. Ardından yarın sabah ezanından sonra yola çıkarız dedi. Suat abi, hocam hemen gitsek olmaz mı? Nihat'ın ailesine bir şey yaparlarsa dedi. Ahmet Hoca, yok. Sabah ezanı daha uygun olur. Nihat'ın ailesi de korunuyor, anlaşmaya göre unutma. Abi korktum ailem için. Ama korunuyor oldukları ihtimali de daha ağır bastı. Hocam haklı abi, dinlenelim. Yarın sabah ezanından çıkarız yola dedim. Hem şimdi gidersek neden hemen döndünüz diye şüphelenebilirler dedim. Ardından güzel bir yemekle karnımızı doyurduk. Yemekleri Emine teyze hazırlamıştı. Ahmet Hoca'nın kardeşi çok cana yakın, güzel yüzlü bir teyzeydi. Okuldan ailelerden bahsedip sohbet ettik. Sonra yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra yataklarımız kuruldu. Ahmet Hoca ve kardeşi içerideki odada, ben de Suat abi salondaki karşılıklı iki kanepede uzandık. Kanepeye uzandım, kafamı koyduğum gibi uyumuştum. Mışıl mışıl uyudum. Öyle rahat uyudum ki anlatamam. Ne kabus ne başka bir şey. Hiçbir şey görmüyordum. Ama ne yazık ki umduğum gibi olmadı. Birden karşı yataktaki Suat abi yatağından fırlayıp bağırmaya başladı. Of Allah'ım diye bağırarak yere düştü. Hemen ışığı açtım. Suat abinin yanına fırladım. İçeriden sesi duyan Ahmet Hoca da geldi. Ne oldu abi dedim. Su, su diye tekrarladı. Ahmet Hoca su getirdi. Suat abi içmeye başladı. Ne oldu Suat dedi Ahmet Hoca. Ne gördün? Gördüm hocam. Onları gördüm. Neyi gördün abi dedim. Karartıyı dedi. Uşaklarıyla beraberdiler. Ahmet Hoca anlat hele dedi tedirgin bir şekilde. Suat abi belli ki çok etkilenmişti. Bayağı kötüydü. Dili dönmüyordu. Nasıl dönsün ki? Ben o rüyayı gördükten sonra yerlere atmıştım kendimi. Suat abi yine sağlam duruyordu. En azından benden daha dirayetliydi. Sonra Suat abi önce bana ardından hocaya bakarak anlatmaya başladı. Hocam bir nehrin ortasındaydım. Nehir hızlıca akıyordu. Ama bulunduğum sandal hareket dahi etmiyordu. Sabit bir yerde duruyordum. Sağ tarafından da sol tarafından da sesler geliyordu. Sesler o kadar karışıktı ki hiçbir şey anlamıyordum. Ardından nehrin ilerisinde tam karşımda bir şey dikkatimi çekti. Hava kapalıydı ve kararmak üzereydi sanki. Yağmur yağacakmış gibi bulutlar da vardı. Griydi gökyüzü. Dikkatimi çeken o karartı büyüdü, büyüdü ve devasal bir hale geldi. Hava tamamıyla iyice karardı birden. Birden bir ses gelmeye başladı. Sol tarafımdan geldi. Tam hatırlamıyorum ama sen bizimle ol diyordu. Diğer taraftan da sinirli bir şekilde bir şey vardı. Anlaşmaya uy ey Ademoğlu. Ben ağlamaya başladım. Beni rahat bırakın dedim. Sonra sol taraftan biri seslendi. Ya gel ya öl. Sağ taraftan biri ise ona cevap verdi. Siz öleceksiniz hem de hepiniz dedi. Tam o anda karartı öyle büyüdü ki, öyle büyüdü ki her taraf zifiri karanlık oldu. Sonra da bağırarak Allah'ım diye bağırdım. Baktım ki ikiniz de başımdasınız. Ahmet Hoca çömeldiği yerden kalktı ve bu iş çok büyüdü. Böyle devam ederse birkaç alim arkadaşıma haber vermek zorundayım dedi. Hocam zaten işler çok büyük. Kitabı ele geçirirlerse tüm insanları ve cinleri etkisine alacak demiştiniz. Oğlum dedi. Tüm insanlara bulaşmayı göze alamazlar. Kaç tane alim var? İnsanlar da tahmin ediyorlardır. Hatta bizim kadar olmasa da cinlerin alimleri var. Hepsini karşılarına alırlarsa kaybederler. Hem emaneti bulabilmek için içinde belli ki çok büyük bir ilim gerekiyor. Sen tüm insanlar için korkuyu bir kenara bırak da bizim için tasalan. Çünkü en büyük risk bizde. Kitap bulunsa ne yapacağız, bulunmasa ne yapacağız diye şimdiden düşünmeliyiz dedi. Suat abi biraz daha kendine gelir gibi oldu. Hocam dedi, bu nasıl bir iş? Düşündüğüm şey mi rüyanın anlamı dedi. Hoca düşündüğünden şüphem yok Suat. Berzak kabilesi sana davette bulunmuş, bizim tarafımıza geç diye. Ben artık aklımı yitiyordum. Ya her şey besbelli ortadaydı, ya da her şey içinde çok büyük bir oyun vardı. Ya da işin içinde çok büyük bir oyun vardı. Neyse herkes toparlandı. Gitme vakti gelmişti. Hoca kardeşine ben gelene kadar evden çıkma diye sıkı sıkı tembihledi. Camiye geçtik, namazı kıldık. Ardından arabaya bindik. Yola çıkmıştık. Bu işi çözme vakti gelmişti artık. Ama bu şekilde olacağını tahmin edemezdim. Ben de Suat abi önde, Ahmet Hoca arkada oturuyordu. Yolda havadan sudan konuştuk. Pek fazla önemli değildi konuştuklarımız. Sonra Suat abi, "Hocam, ben Ali abiyi görünce çok üzülüyorum.
Ama bugün gördüm ki alışmışım bu haline. Zaman nasıl daha hızlı geçiyor dedi. Hoca, ya sorma oğlum işte. İnsanın değeri kendi elindedir. Bak çıldırdı gitti dedi. Ben de direkt Ali abi kim diye sordum. Köyde gördüğümüz deli var ya o dedi. Neden çıldırmış dedim. Arkadaki hocaya dönerek sorma evladım sorma. Tutturmuştu burada bir gömü var. Bu köyde çok altın var. Her yerinde defineler kaynıyor diye. Gece gündüz arıyordu. Sonra yapmaması gereken şeyler yaptı. Yukarıki köydeki kendine hoca diye bir büyücünün yanına gitti. Onunla defineyi bulma konusunda anlaştı. Ben yapma etme. Bu adamdan uzak dur dedim ama dinletemedim. Sonra büyücü bununla yerini buldu. Bu kazarken altın bulacağını ümit ediyordu. Ama büyücü besbelli ki orada ihtiyacı olan bir şeyi arıyordu. O gece onlar gömüdeyken Ali'nin evinde karısı ve çocuğu paramparça bir halde bulundular. Bu büyücü de kayıplara karıştı. Bu garibim de aklını yitirdi. Sorma hocam. Kaç kere göbek atarak karımı da oğlumu da altına sattım derken gördüm onu dedi Suat abi. Yahu millet kaşınır bulaşır bunlara. Ben hiçbir şey yapmadım. Bela geldi beni buldu diye düşünüyordum. Aha oğlum dedi. Aslında ben büyücüden çok önceden şüphelenmiştim. Ama Ali'ye olan oldu. O büyücü de bunları terk etti. Yıllar önce sen küçükken bir genç vardı. Evlenmek isterdi. Bana geldi. Hayırlı bir kısmet arıyorum hocam dedi. Ben de ona dua etmesini, her zaman Allah'tan istemesini, sabretmesini tembihledim. Bu darıldı, gücendi, kalktı gitti. Benden sonra bu büyücüye gitmiş, büyücü hocaya gitmiş, meseleyi anlatmış. Büyücü akşam ezanından sonra dağın tepesindeki ormana gel demiş. Tamam demiş bu da. Eve gidip annesine sana gelin getireceğim diye müjde vermiş güya. Annesi yapma etme diye yalvarmış. Bakmış gidecek caminin genç bir hocası var. Ona gitmiş. Bu genç hoca da sezmiş bu büyücüyle alakalı şeyleri. Ama o da bir şey yapmamış. Yapamamış. Bunlar bizim köye geldi, meseleyi anlattı. Genç hoca bana, hocam bu işte bir iş var. Dağın tepesinden nereden getirecek kızı? Ben de rahatsız oldum. Hemen bunların köye yola çıktık. Annesi çok ağlıyordu. Büyücü nasıl bunu dağa yollar diyordu. Ben de dualar etmeye başladım. Aklıma gelen olmaz inşallah diyordum. Köye vardık. Hızlıca köyün arka tarafını ilerliyorduk. Hava çoktan kararmıştı. Köydeki gençler bir taşın üzerinde oturuyorlardı. Bizi gördüler, selam verdiler. Annesi oğlunu sordu. Görmedik teyze dediler. Sonra işlerinden biri dağın tepesini gösterdi. Hocam, sesler geliyor. Herhalde ışıkların geldiği yerden dedi. Ben de o sıra fark etmiştim. Davul sesi geliyordu o yönden. Çok az olmasına rağmen ışıklar vardı. Dağın başından kimsenin olmadığına emin olduğumuz dağın başından davul sesi geliyordu. Neyse, çocuğun annesine sen burada kal dedim. Genç hocayı aldım. Dağa doğru yola çıkmaya başladık. Köy dağın yamacında olmasına rağmen çok uzun sürdü tepeye çıkmamız. Ardından tepeye vardık. Işıkları gördük. Tam gireceğiz ormana. Birden sesler kesildi, ışıklar söndü. Biz ilerlemeye devam ettik. Elimizde bir tek gaz lambası var. İlerledik, ilerledik. Bir baktık ki bu çocuk kürsüde öyle sessizce oturuyor. Sonra çocuğu aldık, konuşmaya çalıştık. Ama yok, çocuk tek kelime etmiyor. Oğlum burada ne işin var? Kim getirdi seni buraya diyorum. Ses çıkarmıyor. Oğlum hadi gel. Bak annen bekliyor dedim. Ama cevap yok. Ardından koluna girdi götürmeye çalıştık. Birden bağırmaya başladı. Anneme söyleyin beklemesin. Karım da beni bekliyor. Ona gideceğim dedi. Beni ve genç hocayı hızlıca iteledi ve ormana dalarak kayboldu. Hocam peki sen anlamadın mı hocanın aslında büyücü olduğunu dedim. Sezdim oğlum. Bir şeyler vardı dedi Ahmet Hoca. Hemen genç hocayla köye indik. Ben annesi, genç hoca ve köylülerden birkaç erkekle bu sözlü hocaya ziyarete gittik. Nasıl yaparsın böyle bir şey dedik. Bu inkar etti tabii ki. Güya o değil de ben demişim daha çık diye. Herkesin kafasını bulandırdı. O kadar inandırıcıydı ki neredeyse ona inanmışlardı. Annesi harap olmuştu. Mahvoldu oğlunun bu vaziyetine. Tek oğlunu kaybettikten sonra her gün yıllarca dağlara gidip oğlunu arıyormuş. En son gidişinde de bir daha gelmemişti. Hoca başından geçen bu olayı anlatırken gözlerinden yaş süzülmüştü. O büyücünün katli vacipmiş hocam dedi Suat abi.
Ben de kafamı salladım. İçten katıldığımı belli etmek istercesine. Aslında o kendini hoca diyen büyücü bir cinmişti Ahmet Hoca. İnsanları kullanarak ya ona lazım olacağını düşündüğü şeyleri ya da kütlesiz bir enerjiyi yani dumanı hapsedilmiş bir cinni serbest bırakmaya çalışırdı. Ya da insanların cinlere peşkeş çekerdi dedi. Suat abi, hocam kanım dondu resmen. Ali abinin olayının da neden olduğu ortaya çıktı demek. Hoca, maalesef dedi ama geç oldu. O da fark edip kaçtı zaten dedi. Lan nasıl şeyler oluyormuş da haberimiz yokmuş dedim içimden. Kendi derdimi bir kenara koymuş bir vaziyetteydim. Yolu yarıladıktan sonra hava aydınlanmıştı. Babamı aradım 3-4 saate geleceğimizi ve bir de misafirimiz olduğunu söyledim. Artık eve gitmek istiyordum. Ben uyuyakalmıştım. Evi aradıktan sonra uyandığımda en az 1 saat yolumuz kalmıştı. Öğle vakti varmıştık eve. Arabadan inip yukarı çıktık. Kapıyı çaldım. Babam kapıyı açtı. Hoş geldiniz dedi ve buyur etti. Salona girdik. Halam ve nenem oturuyorlardı. Ahmet Hoca selamun aleyküm deyip selam verdi. Ardından babam aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz dedi. Herkes oturdu. Bizimkiler besbelli anlam vermeye çalışıyorlardı. Ama hiçbir şey yaşamamışlardı. Herhalde burada olaylar olmamıştı. Neyse yemek yedikten sonra namaz kıldık. Ardından konunun açılma vakti gelmişti. Suat abi beni kaldığım odaya çağırdı. Nihat, şimdi sizinkilerle konuşacak hoca. Neneni ve babanı anlatacak olanları. Sen salonda bekle. Ahmet Hoca anlattıktan sonra gidersin dedi. Abi merak etme iyiyim. Yanımda da anlatabilir dedim. O da dur oğlum sizinkiler telaş yapar. Gerek yok sen rahat ol dedi. Tamam dedim. İşime gelmişti çünkü. Yoksa bizimkiler kafayı yediğimi düşünebilirlerdi. Sonra salona geçtik. Ahmet Hoca babama ve nenemle konuşacakları olduğunu, uygun bir oda olup olmadığını sordu. Ben abimin kaldığı odaya geçtiler. Yarım saate yakın konuştular. Bir ara nenem büyük odaya geçti. 3-4 dakika sonra tekrar bizim odaya döndü. Halam bayağı sıkıştırdı ne oldu falan diye ama yok bir şey deyip geçiştirdik. Sonra Ahmet Hoca babamı yolladı. Babam, hoca çağırıyor oğlum bir bak dedi. Ama öyle bir dedi ki içim parçalandı onu öyle görünce. Salondan çıktım odaya girdim. Ahmet Hoca, her şeyi anlattım oğlum. Korkma, nenem bize yardım edecek. Emanetin köyünüzdeki bir yerde olduğunu söyledi dedi. Sonra nenem, oğlum, deden ölmeden önce bana anlattı. Eğer böyle olaylar olursa ya da ölüme yaklaşırsan Nihat'ı köye getir dedi. Ona bir emanetim var. O emanet ki ondayken ona kimse karışamaz dedi. Ardından elindeki cevşeni içimdeki addete filketeyle taktı. Bunu deden yaptı. Oraya gitmeden önce bunu mutlaka taksın diye tembihledi. Ahmet Hoca, köyünüz buradan ne kadar uzaklıkta? Kaç saat dedi. Hocam, 2,5 saate yakın dedim. Git gel de çok zaman kaybederiz. Peki orada kalacak bir eviniz var mı diye sordu. Evet hocam, küçük damlı bir evimiz var. Sizin evin biraz daha küçüğü dedim. Tamam, hemen çıkalım dedi. Ardından babama gitmemiz gerektiğini söyledik. Babam abimi aradı. Köye gideceklerini, halamın evde yalnız olduğunu ve acilen eve gelmesi gerektiğini söyledi. Halam içeriden yemek için bayağı bir şey hazırladı ve benle babama verdi. Babamla nenem bizi arabaya bindiler. Ben ve hoca da Suat abinin arabasına bindik. Bizim köye doğru yola çıktık. Hoca kitabın yerini öğrendikten sonra neneme ve babama dönmeleri gerektiğini söylediği için iki arabayla yola çıkmıştık. Yolda bizimkiler önden, biz arkadan gidiyorduk. Biraz muhabbet ettik. Hoca olayları çözdükten sonra yazları yanıma gelin diye istekte bulundu. İçimden, hocam sen bu olayı çöz bizi kurtar, ayağının dibinden ayrılmam bundan sonra dedim. Tabi hocam inşallah yazları yanınızda kalır, bir şeyler öğreniriz dedik Suat abiyle. Biraz konuşmadan sonra, abi Haydar ne yaptı acaba diye sordu. Bayağı korkmuştu o da dedim. Suat abi, sorma ya aramadık çocuğu, o da aramadı bizi, arasana bir dedi. Ahmet Hoca, Haydar kim diye sordu. O an dank etti kafama. Resmen başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Haydar'dan hiç bahsetmemiştim hocaya. Olayları anlatırken atlamıştım. Nasıl yapardım böyle bir şeyi? Hocaya ilk defa bu olayların başladığı gün Haydar ve başka iki öğrencinin daha olduğunu, ardından buraya gelmeden önce Suat abinin onu üniversite okuduğu şehre yolladığını söyledik. Ahmet Hoca,
Evladım nasıl yaparsınız? Böyle iş mi olur dedi. Bildiğin kızdı bize. Çabuk arayın arkadaşınızı dedi. Harbi endişelendik. Hemen aradım Aydar'ı. Biraz çaldıktan sonra açtı. Ne yapıyorsun Aydar diye sordum çaktırmadan. İyidir Nihat, sen ne yapıyorsun diye cevap verdi. Sesi iyi gibiydi. Ben de iyiyim kardeşim ya. Kusura bakma, arayamadım telaştan. Neredesin şimdi dedim. Memlekete geldim tekrar dedi. Ne zaman diye sorunca bugün döndüğünü, okuduğu şehirdeki evinde yalnız olunca çok korktuğunu, bizi de Suat abi döndüğüme kızar diye aramadığını söyledi. Hoca, o da köye gelsin dedi. Elimi telefonla kapatıp Haydar mı gelsin hocam diye sordum. Evet o da gelsin diye ısrarla tekrarladı. Birkaç bahane uydurup Haydar'ı köye davet ettim. O da kırmayıp kabul etti. Telefonu kapattım. Ardından bir süre sonra köye vardık. Bizim ev köyün en sonundaki evdi ve tepeye doğru olduğu için tüm köy net bir şekilde görünüyordu. Eve vardık. Arabalardan indik. Hocam işte burası bizim köy dedim. Suat abi, ben bir kere daha gelmiştim hocam. Bu ileriki çeşmeden buz gibi su akıyor dedi. Hoca da çok güzel bir yer. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir dedi. Neyse eve geçtik oturduk. Hoca, Ahmet Hoca evi incelemeye koyuldu. Ardından neneme emanetin nerede olduğunu sordu. Nenem bilmiyorum hocam. Rahmetli değirmenini oraya Nihat'ı götür. O emanetin yerini bulacaktır derdi. Hayda, anlamış değildim. Bu nasıl olur? Ben nereden hatırlayacağım? Dedem nasıl böyle bir şey yapar diye telaşlandım. Hoca, o halde gidelim dedi. Babam, tamam hoca, değirmen zaten tepenin ardında dedi. Neyse hepimiz kalktık. Tepenin ardına doğru tepeyi açtık. O da ne? Betim benzin atmıştı. Yer yer ağaçlık bir alandı orası. Ama her yer, evet, neredeyse her yer kazılmıştı. Belli ki o arazi karış karış aranmıştı. Birden telaşla, hocam ya buldularsa diye sordum. Hoca sanmam dedi. Neyse değirmene doğru ilerledik. Kazılan yerler dikkatimi çekmişti. Yakın zamanda kazılmıştı sanki. Ama emin değildim. Hoca evet oğlum şimdi nerede olduğunu hatırlaman lazım dedi. Yahu nasıl hatırlayacağım? Nereden hatırlayacağım dedim içimden. La arkadaş nerede olabilir diyorum kendi kendime sinirle. Hocam hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Bana bir şey söylemedi. Hem söylese bile 3 yaşındaki çocuk nereden hatırlasın? Dedem belli ki büyük bir alimdi oğlum. Emin ol hatırlaman için sana o bir anı bırakmıştır. Neyse kendini zorlama. Şimdi yaşadıklarından dolayı sağlıklı düşünemiyorsun. Biraz dinlenip istirahat et. Ardından bakarız dedi. Eve geri döndük. Ama aklımda kalan oranın karış karış arandığındaydı. Besbelli emaneti arıyorlardı. Ama nereden ve nasıl öğrendiler? Nedenini hala bilmiyorum. Eve geçtik. Ahmet Hoca neneme ve babama onların şehre geri dönmeleri gerektiğini, burada olmamalarının doğru olmadığını söyledi. Babam biraz itiraz eder gibi olsa da nenem ve Suat abi yatıştırdılar ve gitmeleri için ikna ettiler. Ardından ikisiyle vedalaştıktan sonra arabaya bindiler. Arabadan öyle bir bakışları vardı ki aile kavramını o gün anladım. Allah kimsenin ailesini başından eksik etmesin. Sahipsizlik zor çünkü. Neyse eve geçtik oturduk. Bizim köy evi de aynı Ahmet Hoca'nın evi gibiydi. Tek farkı daha küçüktü ve banyo yoktu. Gerek de yoktu aslında. Çünkü en fazla 3-4 gün kalıyorduk. Biraz oturduk. Ardından Suat abiyle etrafı temizlemeye başladık. Önce salonu temizledik sonra odaya geçtik. Ama odada fazla bir iş yoktu. Toplam 1 saat içinde temizlik bitti. Suat abi, Nihat şu Haydar'ı ara, nerede kalmış bir öğren dedi. Tamam abi arayayım dedim. Aradım ama telefonu kapalıydı. 5 dakika sonra tekrar aradım. Yine kapalıydı. Abi başına bir iş gelmiş olmasın. Çıkıp arasak mı dedim. Ahmet Hoca, nerede arayacaksınız oğlum? Yola çıktım bakalım. Nerededir kim bilir. Hava da karardı zaten. Hem yol yorgunusunuz. Bugün dinlenin. Yarın da gelmezse bakarız çaresine dedi. Suat abi, çocuğa sebep olmam inşallah. Sen onu koru Allah'ım diye dua ediyordu. Oturduk biraz sohbet ettik. Köyü sordu Ahmet Hoca. Ben de en ince ayrıntısına kadar anlattım. Zaten küçük bir köydü. En fazla 15-20 hane vardı. Yine köyle ilgili sohbet ediyorduk. Fakat farklı konularda konuşuyorduk. Eskiden duyduğum bazı ilginç olayları anlatıyordum. Zaman geçmişti. Yatsıyı da kılmıştık. Ardından yataklar serildi. Ahmet Hoca'yı içerideki odaya aldık. Biz de yine aynı şekilde salona serdik yatakları.
Suat abi, hadi Allah rahatlık versin hocam dedi. Hoca da size de evladım. Tam o anda kapı çaldı. Saate baktım, gecenin 11'i. Kim bu saatte dedim içimden. Kapıya doğru yöneldim. Kapı yine çalındı. Kalbim küt küt atıyordu. Kim o dedim. Benim Nihat, aç dedi dışarıdaki ses. Gelen Haydar'dı. İçeridekilere bakıp açayım mı dedim sessizce. Ahmet Hoca kafasını sallayıp onayladı. O sırada aç sen hadi dedi dışarıdaki ses. Kapıyı açtım. Gelen Haydar'dı. Derin bir roh çekti. İçeri oturduk. Hocayla tanıştı. Ardından okulundaki evde çok korktuğunu, geri döndüğünü söyledi. Suat abiye de abi sözünü dinlemedim affet dedi. Suat abi yok ben de pişman oldum seni yolladığıma. İyi ki geldin diye cevap verdi. Sonra neden bu kadar geç kaldığını sorduk. Köy minibüsünü kaçırdığını, saat 7.30 arabasını beklediğini söyledi. Yolda da minibüsün lastiği patlamış, ancak gelebilmiş. Neyse, Haydar'la da aramızda bir yer yatağı yaptık. Çok severdi yer yatağını. Çocuk gibi girdi yatağa. Sonra Ahmet Hoca yanında getirdiği eşyalarla birlikte içeri geçti. Herkes yattı. Uyurken son zamanlarda pek fazla rahatsız edilmediğimi hissettim. Belli ki iki taraf da bana bir şey olmasını istemiyordu. Emanetin yerini hatırlamıyordum. Hatırlamamam iyi mi, kötü mü, onu dahi bilmiyordum. Hiçbir fikrim de yoktu. Bu düşüncelerle uyuyakaldım. Sabah uyandım, herkes kalkmıştı. Kuşların cıvıltısıyla çok güzel bir kahvaltı yaptık. Damda çok hoş olurdu kahvaltılar. Herkesin yüzü gülüyordu. Sanki her şey normalleşiyordu. Neyse, kahvaltı bitti. Sofrayı topladık, aşağı indik. Ahmet Hoca, oğlum siz köyde dolaşın biraz ama fazla uzaklaşmayın. Ben de evi manen kuvvetlendireyim dedi. Bir de bizden çıra toplamamızı istedi. Tamam dedik. Dışarıda gezmeye başladık. Konuşa konuşa geziyoruz. Birden Suat abi, çok uzaklaştık dönelim hadi dedi. Gerçekten de hiç fark etmemiştik. Çayıra kadar gelmiştik. Haydar yürümeyi bırakıp bir yere bakmaya başladı. Kımıldamadan bakıyordu. Elindekini işaret ederek, eliyle ileriyi işaret ederek şunlara bakın dedi. İşaret ettiği yere baktık. İleride tepelik bir yerin üstünde bir eşek bir de köpek yan yana durmuş, hareketsiz bir şekilde bize bakıyorlardı. Sıradan bir eşek ve köpek olmadıkları belliydi. Üçümüz de kaskatı kesildik onları görünce. Haydar, abi bu yoksa demesiyle Suat abi kaçın çabuk koşun diye bağırdı. Arkadaş öyle bir koşuyoruz ki, yani şunu söyleyeyim belki abartıyor diyeceksiniz ama topuklarım kıçımı acıtıyordu. Öyle bir korku yok. Eve nasıl vardık, nasıl yetiştik hatırlamıyorum. Ciddi anlamda korkmuştuk. Haydar, abi neydi onlar? Bir gariptiler. İlk defa bir eşekle köpeğin yan yana durduğunu ve o şekilde baktıklarını gördüm dedi. Suat abi, ne olacak? Onlardı. İşte bizi takip ediyorlar anlaşılan dedi. Kapıyı çaldık. Ahmet Hoca biraz beklemeden sonra kapıyı açtı. Ne oldu diye sordu. Bizi görünce olayı anlattık. Sakın bir daha uzaklaşmayın diye tembihledi. Bizi koruyanların da tehlikeye atıyorsunuz. Zaten sayıları az dedi. Biraz oturduk ve soluklandık. Yemekten sonra konuyu tekrar onlara götürdüm. Peki hocam, Berzak kabilesi kaç kişi dedim. Ahmet Hoca, deniz cinni dışında 12 uşağı var. Bunlar ileri gelenleri rahatsız edenler de onlar. Bu 12 kişi güçlü sayılırlar. Tedbirsiz yakalanmadıkları sürece yok etmek de imkansızdır dedi. Hiç de az değildi. Çünkü normal musallat vakaları bir cinli olurdu. Ama şu an karşımızda 12 tanesi birden vardı. Peki hocam, denizlerin cinni olan padişahı nasıl yok edeceğiz dedim. O lanetlenmiştir. Karaya çıkmaz. Ama uşaklarını yollar. Ha şunu da söyleyeyim. Denize ya da denize dökülen derelere, nehirlere yaklaşınca dikkat edin. En iyisi uzak durun, hiç gitmeyin. Yoksa affetmez dedi. Suat abi, hamama bile gitmem bundan sonra deyince, bilhassa oralardan uzak durun. Kendisi gelmezse bile birini yollar dedi. Ahmet Hoca. Hoca evin manen kuvvetlendiriyordu. Bilhassa odada çok vakit harcıyordu. Bol bol dua ediyordu. Odada belki emaneti bulduktan sonrasına hazırlık yapıyordu. Artık sadece emanetin yerini hatırlamaya çalışıyordum. Ahmet Hoca acele etmememi, zamanı gelince Allah'ın izniyle hatırlayacağımı ve kendimi hatırlamak için zorlamamamı tembih ediyordu.
Aradan 10 gün geçti. Köydeki bu 10 günlük zaman diliminde ölen 2 köpek ve 1 kediden ve evde durup dururken çatlayan aynadan başka bir anormallik olmadı. Ta ki o güne kadar. Ben ve Haydar köydeki bir komşumuzdan süt almaya gitmiştik. Neyse aldık eve döndük. Eve bir girdim. Haydar da hemen evin önünde durdu. Birden gözlerim Ahmet Hoca ile Suat abiyi aradı. Ama yoktular salonda. Sonra içeriden sesler geldi. Kapıya yaklaştım ve tam bir düşünce karmaşasına sokan o sözleri duydum. Ahmet Hoca, Suat, bu işleri buralara kadar getirdik. Sakın bir şey belli etme. Yoksa çok kötü şeyler bizi bekliyor olacak dedi. Suat abi de tamam hocam diye karşılık verdi. Hemen kapının yanındaki Haydar'ın yanına gittim. Hemen benim de gel dedim. Birlikte sütü aldığımız yere doğru yürüyorduk. Duyduğum konuşmalara onu anlatıp, hoca bir şey mi saklıyor acaba dedim. Yasaklayacaklar, manyak mısın sen? Adam onca oğlu senin için keyfine gelmedi herhalde. Suat abiyi de tanımıyor musun dedi. Ama içime bir kurt düştü. Suat abiye sormalıyım dedim. Saçmalama, ne soracaksın? Ne saklıyorsunuz diye mi? Hem bir şey saklasalar söylerler mi? Ya da söyleseler çok da anlayacağız dedi sanki. Doğru diyordu. Sonra aklıma acı ama manidar bir düşünce geldi. Bunlar da kitabın peşine düşmüş olmasınlar dedim. Suyunu çıkardın ama dedi sinirli bir şekilde. Yuh yani, adamların günahını alıyorsun dedi. Hadi eve dönelim. Eve geri döndük. Eve döndük ama hiçbir şey duymamışım gibi davrandım. Ama kafamda deli sorular var. Bunların şeytanın bile aklına gelmeyecek planı neydi? Aradan birkaç gün daha geçmişti. Bizimkiler evden sık sık arıyordu. Ben de az kaldı. Telaşlanmayın deyip zaman kazanmaya çalışıyordum. Hala hatırlayamamıştım emanetin yerini. Dedemle olan anılarımı hatırlamaya çalışıyordum. Ama aklıma bununla ilgili hiçbir şey gelmiyordu. Günler geçtikçe canımız da sıkılmaya başlamıştı. Ahmet Hoca'dan yaylaya çıkmak için izin istesek de buradan ayrılmamamız gerektiğini söyledi. Zaten bütün gününü odaya ayırıyordu. O odada bir şeyler karıştırıyordu ama neydi uğraştığı şey? Bir gün komşudan süt aldıktan sonra Haydar'a gel beraber etrafı gezelim dedim. Lan oğlum sen iyice saçmalamaya başladın. Ben buradan ayrılmam dedi. Öyle bir tersledi ki sanki tüm sülalesine küfretmiştim. Suat abiyle Ahmet Hoca kapının önünde çay içiyorlardı o sırada. Fazla büyütmedim bunu. Tamam madem al, bu sütü bize götür. Ben de aşağıdaki komşudan peynir yağ alayım dedi. Tamam çabuk gel ha. Neyse bu gitti. Ben de canım bayağı sıkılmasından dolayı etrafı biraz gezeyim dedim. Hem ne olacaktı ki? Zaten son zamanlarda çok da bir sıkıntı yaşanmamıştı. Etrafı gezmeye başladım. Gezdim. Yaylaya doğru geçtim. İlerledim, yaylaya çıktım. Köy görünüyor nasıl olsa. Fazla uzak kaçmadıktan sonra problem yoktu. Yine yaylada gezerken birden gözüme bir kayaya ilişti. Bir şey olabildiğince parlıyordu. Çok merak ettim. Büyülenmiştim resmen. İlerledim. Tam kayanın yanına geldim. Parıl parıl parlıyordu. Bu ne yahu dedim içimden. Ne kadar güzel bir şeydi bu. Derken kayanın arkasından bir keçi çıktı. O anda aklım gitti resmen. Durmuş bana bakıyordu. Aynı anda kayanın üzerinde de bir keçi belirdi. Bir dikkat beni izliyorlardı. Orada tek fark ettiğim gözlerinin çok büyük ve siyah olduğuydu. Geri geri gitmeye başladım. Gittikçe bunlar da yavaş yavaş üzerime geliyordu. Bu böyle olmayacak dedim. Arkamı döndüğüm gibi koşmaya başlayacaktım ki tam 10 tane köpek yan yana dizilmiş üzerime doğru koşuyorlardı. Çok yakınlaşmışlardı. En öndeki birden üzerime atladı. Diğerleri olduğu yerde kaldı. Paramparça edecek beni şimdi. Sonra köpeğin bana çarpmasıyla yere kapaklanması bir oldu. Allah'ım, bildiğin ikiye ayrıldı köpek. Baktım köpekler bana hücum etmiyor. Hepsi birden bana doğru bakıyor. Hepsi aynı yere bakıyordu. O an anladım. Dedemin yaptığı ve taktığım cevşenin olduğu yere bakıyorlardı. Nasıl bir deli cesareti geldiyse üzerlerine doğru yürüdüm. Ben yürüdükçe onlar geri geri kaçıyordu. Hızlanmaya başladım. Üzerlerine doğru koşuyorum. O anda hepsi dağıldı. Ben de hızlı bir şekilde yayladan aşağı indim. Yokuş aşağı yuvarlana yuvarlana koştum eve. Olanları anlattım evdekilere. Suat abi bayağı kızdı bana. Nasıl yaparsın Nihat? Böyle bir şey dedi. Ahmet Hoca da ben size uzaklaşmayın demedim mi evladım dedi. Yatma vakti yaklaşmıştı. Ahmet Hoca emanetin yerini hatırlayıp hatırlamadığımı sordu. Hayır hocam, hala bir şey hatırlamıyorum dedim.
Acele etmeliyiz. Vakit daralmaya başladı. Onların da sabrı kalmamış dedi. Suat abi, nerede hocam? Bir şey mi oldu diye sordu. Evet, bugün 12 uşaktan biri öldü. Kalanlar da harekete geçtiler bugün. Nihat'ın karşısına çıkan ve onu kaçırmaya gelen hayvan, kılığındakiler onlardı. Ve Nihat'ın dedesinin yaptığı cevşen onu korudu. Ve birinin de hayvanın bedeninden çıkmadan önce canını aldı dedi. Herkes birbirine bakıyordu korkudan. Kimse konuşamıyordu. Suat abi kendini toparlayarak, ''Hocam, cinler hayvan kılığında mı geziyorlar?'' dedi. ''Evet oğlum, Allah'a inanmayan cinler sıkça başıboş hayvanların vücudunu kullanırlar ya da onun kılığındadırlar. Bakın oğlum, ben daha gençtim, sizin yaşlarınızdaydım.'' diye başlayıp başından geçen bir olayı anlatmaya başladı. ''Bir gün koyunları otlatırken uyuyakalmışım. Uyandığımda hava kararmıştı. Sürüye baktım, yerinde yok. Bekçi köpeğim de yerde yatıyordu. Köpeğe baktım, ön iki bacağı parçalanmıştı. Üstü de yara bere içindeydi. Çok üzüldüm ama köpeği orada bıraktım. Yarın gelir gömerim diye düşündüm. Sürüyü aramaya koyuldum. Baktım ileriden sesler geliyor. O yöne doğru ilerledim. İki tane çarşaflı kadın ve bir erkek yanlarında iri bir köpekle birlikte sürüyü öne katmış geliyorlardı. Hızlıca koştum ve yetiştim bunlara. Fakat köpek ve iki çarşaflı kadın gözden kaybolmuştu. Sadece bir erkek vardı. ''Ne yapıyorsunuz? Bu benim koyunlarım.'' diye bağırdım buna. ''Kim ne yapıyor kardeşim? Sürü başı boştu. Ben de köye götürüyorum.'' diye cevap verdi. ''Allah Allah.'' dedim buna. Yine aynı sinirle ''Yanındaki kadınlarla köpek nerede?'' dedim. ''Biraz önce iki kadın ve iri bir köpek vardı. Ben yalnızım, yanlış görmüşsündür.'' dedi. ''Koyunlar seninse kaç tane olduklarını söyle al.'' dedi. 151 tane koyun vardı sürüde. 151 dedim. Doğrudur. Sen güvenilir bir adamsın. Sürünü alabilirsin dedi. Hadi Allah seninle olsun diye ekledikten sonra karanlıkta kaybolup gitti. Hocam, kimin nesiymiş bu adam? Koyunları neden çalmaya çalışmış ki dedi Haydar. Bu adam zamanında bizim köydenmiş. Yıllar önce ben daha çocukken bir gün ortalıktan kaybolmuş. Ardından köylü öğrenmiş. Bu cinliyle evliymiş. Kuvvetli ihtimal yanındaki çarşaflı kadınlardan biri zevcesiydi. Köpeği öldükten sonra sürü dağılmış. Bu da sağ olsun hayrına sürüyü toplamış. Ama hala daha yanındaki köpekle diğer çarşaflı kadın kimdi bilmiyorum dedi hoca. Cevap vererek Haydar'ın sorusuna. Ben yine tırsım dedi Haydar. Hoca da artık yatma vakti evladım. Yatmadan duanızı okuyun. Sabah ola hayrola dedi. Ardından Suat evladım benle odaya gel dedi ve ikisi odaya geçtiler. Hayda, bayağı zoruma gitmişti. Niye gizli konuşuyorlardı? Direkt kafamı yorganı çektim. Neyse, Suat abi 5 dakika sonra geldi. Haydar, abi ne oldu? Dedi. Suat abi, sakın bir daha uzaklaşmayın oğlum. Bak hoca bu işin şakası yok diye tembihledi dedi. Tamam abi dedik. İkimiz de aynı şekilde. Ardından uyumaya koyulduk ama o gece. Evet işte o gece neler oldu hayal bile edemezsiniz. Gece herkes uyumaya koyulmuştu. Artık belli ki psikolojim alt üst olmuştu. Sıkılıyordum, korkuyordum. Acayip acayip şeyler düşünüyordum. Yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönüyordum. Uykuyla uyanıklık arasında bir haldeydim. Her şey bittikten sonra sıhhatli zamanlarımın değerini çok daha iyi bileceğime dair söz verdim kendime. Bunları düşündükten sonra. Yavaş yavaş uyumaya başladım. Uykuya tam dalmıştım ki birden bir feryat koptu. Haydar yer yatağından bizim yattığımız kanepelerin seviyesine kadar fırladı korkudan. Ben de korkmuştum. Çünkü Suat abi, hocam ve Nihat Nihat diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Abi ne oldu dedim. Işığı açtım. Hemen yanına fırladım. Haydar su getir hemen dedim. Haydar mutfaktan su getirirken Ahmet hoca da salona geçti. Ne oldu evladım? Hayırdır? Ne gördün dedi. Suat abi su içtikten sonra gördüm hocam, gördüm dedim. Haydar'la birbirimize bakıyorduk. Anlat hele dedi Ahmet Hoca. Suat abi kendisine gelmeye başlayınca hocam köyün içindeyim. Telaşla oradan oraya koşturuyordum. Taşların altına, ağaçların arasına bakıyordum. Sonra üzülerek bu eve geliyor ve evin önünde duruyordum. Sonra yaşlı bir adam geldi evin arkasından. Güler yüzlü, güzel bir amca. Halimi hatırımı sordu. İyiyim amca dedim. Ama yüzümdeki perişan hali görünce oğlum senin bir sıkıntın mı var dedi. Evet amca. Bir şeyi arıyoruz ama bulamıyoruz. Hayatımız söz konusu. Nihat hatırlayamadı yerini dedim. Torunuma bıraktığım şeyi mi arıyorsun oğlum dedi. Amca sen Nihat'ın dedesi misin dedim. Evet oğlum korkmayın kurtulacaksınız.
Gel sana emanetin yerini göstereceğim dedi. Demek dedem imdadımıza yetişmiş dedim içimden. Hoca, Suat nerede bu emanet dedi. Amca beni aldı ve bu eve girdi ve yerini gösterdi. Nerede abi dedim heyecanla. Odanın altına gömmüş. Yeri eliyle gösterdi dedi. Ahmet Hoca, hemen odaya girin çabuk, hemen hemen diye öyle bir bağırdı ki korkudan nasıl girdiğimizi hatırlamıyorum. Ahmet Hoca halıyı kaldırdı. Benle Haydar ağlamaya başlamıştık. Ama belli etmemeye çalışıyorduk. Çünkü ne olacağı belliydi. Yeri öğrenmişlerdi ve geleceklerdi. Halıyı kaldırınca odanın köşe tarafında çizilmiş bir çember ve yer yer serpiştirilmiş çıralar vardı. Tam pencerenin dibinde de bayağı toplu bir çıra yumağı vardı. Herhalde topladıklarımızın çoğu oradaydı. Ahmet Hoca, hemen bu çemberin içine girin ve gözünüzün önünde parçalanırsam dahi çıkmayın buradan dedi. Suat abi, tamam hocam dedi. Allah'ım, korkudan ölecektim. Bekledi, bekledi. İçimden sayıyordum bir süre. Sonra 2-3 dakika geçmişti ki odada simsiyah lekeler olmaya başladı. Duvarlarda nokta şeklinde siyahlıklar oluşuyor ve sürekli büyüyordu. Korkudan ölecektim. Suat abi, ben ve Haydar sıkı sıkıya sarılmıştık. Dairenin içindeydik ve ben de Cevşen'de vardı. Ama yine de korkuyordum. Birden odanın küçük penceresi kırıldı. Sesler geldi. Ahmet Hoca Arapça konuşuyordu. Bir fısıltılar, bir Ahmet Hoca'nın sesi geliyordu. Belli ki buradan ayrılmamızı istiyorlardı. Son bir teklif yapıyordu Berzah kabilesi. Ama kabul etmemiz demek, ölüm anlaşmamızı kabul etmek demekti. Ardından salondan sesler gelmeye başladı. Odanın ağaçtan yapılmış kapısı zorlanmaya başladı. Dış kapı büyük bir gürültüyle kırılmıştı. Kapıya büyük bir güçle vuruyorlardı. Öyle bir güç ki normalde kapının tuzla buz olması lazımdı. Ama kapı 10-15 santim yerinden ayrılıyor, tekrar yerine geçiyordu. Gaz lambasının da ışığı bir hayli azalmıştı. Kapıya vuran güç oradan ayrılmıştı. Dış kapıdan tekrar sesler gelmeye başlıyordu. Sonra Suat abi, o ne yahu dedi bağırarak. Kırılan küçük pencereden odaya simsiyah incecik dumanlar geliyordu. Ahmet Hoca yüksek sesle bağırmaya başladı. Ey Berzah kabilesi, buradan ayrılmanız için sizi uyardım. Ama siz inkarcı, Allah'a şirk koşan mahluklarsınız. Kitap için geldiniz ama büyük bir tuzağa çekildiniz. İtibar hırsı gözlerinizi kör etti. İki ateş arasındasınız. Hemen arkanızda Huteyn kabilesi var. Odadan çıkamazsınız. Bunu siz istediniz. Ey 11 kafir, şimdi adalet zamanı dedi. Hepimiz şok olmuştuk ve olanları izliyorduk. Birden tanımlayamayacağım inerçlikte ve frekansta gelen seslerle birlikte ev sallanmaya başladı. Ahmet Hoca çıraları tutuşturdu. Tam camın altındaydı en büyük alev. Ev beşik gibi sallanıyordu. Biz yere çömeldik ve birbirimize sarılmaya devam ettik. Ahmet Hoca bir an yere düştü. Kalkamıyordu. Yaşlı bedeninde dayanamamıştı bu yüke. Çünkü yükleri hep ağırdır. Herkes kaldıramaz. Tam o sırada Haydar kalktı. Hocam yardıma geliyorum dedi. Olmaz Haydar, çıkma çemberden diye gitmesine müsaade etmedim. Haydar, ama yardım etmeliyiz dedi. O sırada oda simsiyah olmuştu. Yakınımızdaki Ahmet Hoca'yı dahi zor görüyorduk. Sen dur, ben çıkacağım dedim Haydar'a. Olmaz dedi Haydar. Ben daha güçlüyüm, ben gideyim. Haklıydı da. Resmen benim iki katımdı yarma herif. Ama bende de Cevşen var. Sen sakın çıkma dedim. Cesaret miydi, çaresizlik miydi bilmiyorum. Suat abi, hocam iyi misiniz dedi. Demesiyle de ben çemberden çıktım ve hemen yanına fırladım. Yaşlı adamcağızı ayağa kaldırdım hemen. Zor bela ayakta duruyordu. Bana hemen yerine geç diye bağırdı. Tamam dedim. Tam yerime geçiyordum. Çembere girecektim ki aman Allah'ım, bir kulak çınlaması anlatamam. Biri sanki var gücüyle vurmuştu bana. Resmen havalanmıştım. Havalanıp duvara çarpmamla yere kapaklanmam bir oldu. Yerde boylu boyunca uzanıyordum. Suat abi ve Haydar bana bakıp bağırıyorlardı. Ama hiçbir şey anlamıyordum. Ahmet Hoca'ya bakıyordum. Onu güç bela görüyordum. O dua etmeye devam ediyordu. O sırada gözlerim kapandı. İşte başıma gelebilecek en kötü şey geldi mi acaba diye düşünüyordum. Düşündükçe artık vücudum ağırlaşıyordu. Belli ki işlerinden biri öleceğimi hissedince yanında beni de götürmeye çalışmıştı. Çünkü Cevşen onu öldürdü biliyordu. Ama ben böyle bitmemeli diyordum. Daha yaşamak istiyordum. Hayatımda istediğim şeyler olmuyordu belki. Hatta isyan ettiğim zamanlar olmuştu. Değerlerini bilmediğim sıhhatli zamanlarım. Ama yaşamak istiyordum. Dalmadan önce vücudumu tek saran duygu vardı. O da
Başlı başına pişmanlıktı. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Sol kolumda serum vardı. Başımda abim ve babam duruyordu. Abim heyecanlı bir şekilde "Gelin uyandı" dedi. Nenem, halam, Haydar, Ahmet Hoca ve Suat abi de oradaydılar. Bir gün boyunca kendime gelememişim. Sürekli sayıklıyormuşum. Başımda beklemişler. "Nasılsın?" diye sordu babam. "İyiyim baba, merak etmeyin" dedim. Ardından Ahmet Hoca, Suat abi ve Haydar'a baktım. "Ne oldu?" diye sordum. Ahmet Hoca, "Bitti her şey. Merak etme oğlum. Kurtuldun Allah'ın izniyle" dedi. Halam ve nenem ağlamaktan bir hal olmuşlardı. Başucumda oturmuşlardı ikisi de. Abim doktora haber verdi. Doktor gerekli kontrolleri yaptırdıktan sonra akşama taburcu edebileceğini söyledi. Ben de eve gitmek ve meselenin aslını öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Bizimkiler eve geçti. Abim yanımda kaldı. Akşam olunca abim beni alıp eve götürdü. Eve gelince salondaki kanepeye yatırdılar. Ahmet Hoca, Suat abi, Haydar ve ailem, herkes oradaydılar. "Nasılsın oğlum?" dedi Ahmet Hoca. "İyiyim hocam, merak etmeyin" dedim. "İyi çok şükür" dedi. "Hocam, hiçbir şey anlamadım. Nasıl oldu bu iş? Kitap nerede? Emaneti bulamadık dahi. Nasıl oldu hala anlayabilmiş değilim" dedim. "Anlatayım oğlum. Zaten bilmeye hakkın var. Bana ilk geldiğiniz gece rüyanı anlattıktan sonra bu işin aslını anlamak için davette bulundum. Berzah kabilesi meğerse yıllardır dedenin Huteyn kabilesinden olan dostlarını kurtarmak için planladığı bir oyuna inanmışlar. Deden kitabı aldıktan sonra onu bir varise sakladığını, eğer anlaşma bozulursa varisin bu kitabı Huteyn kabilesine vereceğini söylemiş. Nenem, deden kitabı aldığı için cin dostu Berzah kabilesi tarafından yaralanınca onunla konuşmaya gitmiş. "Ne konuştuğunu bana söylemedi" dedi. Hoca da "Kitap gerçekten var mıydı? Yoksa deden kitabı aldıktan sonra kitabı yok mu etti bilmem. Ama bence dedenle ölen cin dostu ölmeden önce son bir oyun oynadılar. Kitabın varlığını herkesi inandırdılar. Deden ölmeden önce nenene seni varis seçtiğini söylemiş. Berzah kabilesi de bu hırsla sen olgunlaşana kadar beklemişler. Peki hocam, hadi benim gördüğüm rüyayı kitabı istediklerinden gördüm. Peki ya Suat abinin gördüğü rüyalar, onları nasıl açıklayacaksınız?" dedim. "Anlatayım. O gece benim evdeyken oğlum, elçilerle konuşurken Berzah kabilesinin cininin elçisini yolladım. Huteyn kabilesinin elçisi de işin aslını anlattı. Onlar da meseleyi anlatınca bir plan kurdum ve seni kitabın yerini bildiğine inandırdım. Bu sizin köydeki evin odasında da onları tuzağa düşürmem için bize vakit kazandırdı. O gece benim köydeki evde siz uyurken Suat abini uyandırdım. Odaya çağırdım, ona tüm meseleyi anlattım. Yatağına gidip korkuyla böyle böyle bir rüya görmesini tembihledim. Suat abinin uyanıp düzmece rüyasını anlattı ve sen de inandın. Bizi dinlememeleri için ise hem dualarla hem de Huteyn kabilesi tarafından korunuyordu ev. Aynen sizin köydeki odayı da böyle koruyorduk. Eve yaklaşamadılar. Kafam allak bullak olmuştu. Anlattıklarından hiçbir şey anlamıyordum. Biraz durup düşündüm. Hocam, bana söylememe nedeninizi anladım. Bizim köydeki evde Suat abinin gördüğü rüyada sizin planınızdı belli ki" dedim. "Evet" dedi Suat abi gülümseyerek. "Peki hocam, o rüyayı nasıl duydu Berzak kabilesi de Suat abi rüyayı anlatınca anında saldırdılar. Oğlum, odayı tam anlamıyla korunaklı hale getirdikten sonra çarpışma gecesi Suat abine kitabın odanın altında gömülü olduğunu gördüğünü söylemesini tembihledim. Siz uyuduktan sonra Huteyn kabilesine geri çekilip saklanmasını söyledim. Suat abin rüyayı anlatınca Berzah kabilesi de etrafın korunmamasını fırsat bilerek salonu dinlemeye başladılar ve kitabı odanın altında olduğuna inandılar. Sizi hemen odaya aldım. Tek korunaksız yer odanın camıydı. Onlar da odanın camından içeri girince Huteyn kabilesi arkalarından geldi ve hepsi iki ateş arasında kaldı. Hepsi öldü. Artık bitti. Korkmana gerek yok" dedi. Suat abi, "Peki denizlerin şahı hocam" dedi. "O berzahın bu hatasından sonra kendi işine bakar artık. Deniz ve bağlantılarından uzak durmalısınız" dedi. "Yoksa kendi zannettiği yerlerde size acımayabilirler" dedi hoca. "Bu nasıl bir plandı? Her şeyi, her ihtimali düşünmüştü Ahmet hoca. Dedem de bu kitap oyununun tutacağını nereden biliyordu? Hala aklıma almış değildi. Ama sonunda kurtulmuştum. Artık o korkunç zamanlar geride kalmıştı. Ahmet hocanın şu sözlerini hiç unutmadım. Hoca,
Allah cinlere ışık hızına yakın hareket edebilme gibi üstün yetenekler bahşetmiştir. Ama bizi daha üstün yaratmıştır. Bu üstünlük akıldır ve idraktir. Eğer ki bunu Allah rızası için ve doğru kullanabilirsen, bundan üstün silah ve yeti yoktur dedi. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Sizlerin de başınızdan geçen bu ve benzeri olaylar varsa bana Instagram ve Gmail adresimden ulaştırabilirsiniz. Hikayeyi beğendiyseniz ve bu ve benzeri hikayelerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.